Şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bunu bir kaide olarak bu sorunun dışında alın. Din hiçbir zaman istisnalar üzerinden öğrenilmez ve istisnalar üzerinden konuşulmaz. Bunu hiç unutmayın. Mesela dinin kaideleri vardır, temel kaideleri vardır. O kaideler ortaya yere konar. İnsanlar o kaidelere göre dinlerini öğrenmek zorundadırlar. Bir de bunun istisnaları vardır. Mesela örnek veriyorum. Puta tapan insanları tekfir ediyor muyuz biz? Ediyoruz. Peki başına silah dayanış, dayanmış ve o silahın zoruyla puta tapan insanları tekfir ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niçin? Çünkü bunun adı ikrahtır İslam'da. Değil mi? İkrah altında şirk işleyen bir insan amelinden mesul değildir. Peki din hiçbir Allah'ın, Rasulünün veya seleften bir imamın ikrah üzerinden din anlattığını duydunuz mu siz hiç? Hiç var mı işe buradan başlandığını? Hayır. Puta tapan adam kafirdir. Bu bir istisnadır. Yeri geldiği zaman sadece konuşulur. Ama istisnalar üzerinden din öğrenilmez de başkalarına din anlatılmaz da. Şimdi temel kaide nedir? Temel kaide. Tağutu reddetmeyen, tağuta kulluk yapan insanlar bunlar kafirdirler. Doğru mu? Çok güzel. Sen bunları tekfir ederken neye muhalefet ettikleri için bunları tekfir ediyorsun? Soru bu. Sen bu adamları tağuta kulluk yapanları tekfir ederken neye istinad ederek bunları tekfir ediyorsun? Senin elindeki bu konudaki temel delilin ney senin? Tamam. Peki İslam olmasa, yani İslam demeyeyim de şeriat olmasa, yani kitap ve sünnet sana ulaşmamış olsa, yine de bunların batıl üzere olduğunu, sapıklık üzerine olduğunu bilir misin? Bilirsin. Çünkü bu fıtrattır. Doğru mu? Allah'a ibadet edilmesi gerektiği bizim fıtratımızda sabit olan bir şeydir. Bir insan fıtratta sabit olan bir şey yapmıyorsa bu yanlış yoldadır. Bu sap, sapkın bir yoldadır dersin. Bunu tekfir edersin. Çok güzel. Peki bunun kafir olduğunu söylemeyen adamı neyle tekfir ediyorsun? Onun delili ne? Allah'ın ayetlerini muhalif olduğu için. Allah'ın ayetlerini inkar ettiğinden dolayı. Doğru mu? O zaman Allah'ın ayeti ona ulaşmışsa kafirdir. Allah'ın ayeti ona ulaşmamışsa kafir değildir. Şunu hiç unutmayın. Tekfirin temelindeki mesele nedir? Neye istinaden onu tekfir ettiğindir. Tekfirin temelindeki delil neye istinaden onu tekfir ettiğindir. Fıtrata muhalefet ettiğinden dolayı onu tekfir ediyorsan, eğer mesela Allah'tan başkasına kulluk yapıyor. Şeriat olsa da bu adam kafirdir. Şeriat olmasa da bu adam kafirdir. Niye? Çünkü Allah'ın insanları yaratırken fıtratlarına yerleştirmiş olduğu bir meseleye muhalefet etmiştir. Mesela dese ki ben Allah'tan başkasına dua edilmemesi gerektiğine dair ayeti hiç bilmiyordum. İlk defa senden duydum dese sen diyeceksin zaten bunu duymana gerek yok. Bu senin fıtratında zaten fıtratında var. Tövbe et o zaman diyeceksin. Ama bunun küfrüne itikad etmeyen adam yani ikinci sırada senin sorduğun adama gelince bu niye bunu tekfir ediyorsun sen? Birinciyi tekfir ettiğin sebepten ötürü değil. Niçin tekfir ediyorsun bunu? Allah'ın bu konuda varit olmuş olan ayetinin içeriğine göre hükmetmediğinden dolayı tekfir ediyorsun. Ayetin ona ulaşmış olması lazım ve ayet-i kerimeyi anlamış olması lazım. Ayet-i kerimeye zahiren muhalefet eden bir bir şeyin olmaması olmaması lazım. Bir şüphenin olmaması lazım. Onun için bu adama soracaksın. Diyeceksin ki sen bu adamı niye tekfir etmiyorsun? Mesela diyelim cevap verdi sana. Dedi ki ben yani bunların niçin kafir olmadığına dair bir bilgim yok dedi hani dediysen de dedin ki ayet var hiç görmedim mi sen bu ayeti görmemiş olabilir dikkat etmemiş olabilir okudun ayeti ha öyleyse tamam dedi yani ben tamam Allah ne demişse odur dedi bitmiştir mesele, kapanmıştır tamam ama sen diyelim ayet kelimeyi okudun ona tamam dedi bu ayet var ama peygamber veyahut da Allah işte size biri selam verdiği zaman ona kafir demeyin diyor veya işte la ilahe illallah diyen cennete gidecektir diyor. Ha bu ne yaptı? Başka bir delili alıp bu delile zıtmış gibi düşünüp ona göre muamele etti. O şüpheyi gidereceksin. Onun bir şüphe olmadığını ona göstereceksin. Buna rağmen fikrinde ısrar ediyorsa onu tekfir edeceksin. Mesela diyelim dedi ki bunlar cahildir, bilmiyorlar. Sen ona kitaptan ve sünnetten bilmemenin bir hükmün insanın üzerine inmesine engel olmadığına dair delillerini söyleyeceksin. Hala gayasında ısrar ediyorsa, işte bu böyledir e, diyorsa, sen o zaman bu adama kafirdir e, diyeceksin. Ama kimden konuşuyoruz biz şu anda? Muayyen bir hani kanlı canlı bir Ali'den, Veli'den konuşuyoruz. Ama umumen, yani genel bir kaide olarak tağutu reddetmeyenleri, tekfir etmeyenler kafir midir? Evet, kafirdirler bunlar. Ama söz konusu muayyen biri olduğunda ayeti duymamışsa, duymuşsa ve anlamamışsa, mesela Arapça bilmiyordur, içeriğini anlamamıştır. Anlamıştır, lakin başka bir delili ona muhalif olarak görmüş, reddettiğinden değil, başka bir delili yanlış anladığından ötürü bu hükmü vermişse, bunu izale edersin, bunu giderirsin. Bunu giderdikten sonra hala görüşünde ısrar ediyorsa, Allah'tan hiçbir delil olmadığı halde, o zaman muayyen olarak da o şahsın küfrüne hükmedersin.